Evet, Hayatın Sesi Radyo 1'de Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Konuklarımız yerlerini aldılar. Üç değerli konuğumuz var. Bir kez daha onlara merhaba diyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Müzik Terapi Derneği Başkanı, Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Sayın Burçin Uçaner Çiftdal Öz. Merhaba, evet, hoş merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, üniversiteden konuklarımız var. Uzun uzun ummanları, titrileri var. Bunları bir kez daha duyuralım. Jyväskylä Üniversitesi. Nerededir efendim bu üniversite? Finlandiya'da. Finlandiya'da. Evet. Müzik Psikolojisi Bölümü, Müzik Terapi Programı, Müzik Terapi Uzmanı adayı Özgür Salur. Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Soracağız şimdi, adaysınız. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar, öğreneceğiz. Ve müzik terapi uzmanı olunca işte neler yapacaksınız? Onları da sizden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Saint Germain Konservatuarı, Müzik Bölümü ve Paris 8 Üniversitesi, anlaşıldığı gibi efendim Fransa'da, evet. Sormuyorum size, bakın. Klinik Psikoloji mezunusunuz, Montpellier 3 Üniversitesi, Felsefe Psikanaliz Yüksek Lisansınız var. Evet. Ve halen Burgonya Müzik Terapi Atölye Öğrencisisiniz. Aslı Özyıldız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar çok şey yapmışsınız bu genç yaşta, hala devam ediyorsunuz. Evet. Kutluyoruz, siz de hoş geldiniz. Peki, şimdi efendim dedik ki programı açarken, programımızın adı Hayatın Sesi. Hayatın Sesi'nde her şey var, hayata dair her şey var. Müzik de var tabii, olmazsa olmazlarımızdan. Çok önemli müzik bizim için. Önce şöyle müziği bir tanımlayalım, sonra terapiyle ilgili yaptıklarınızdan tabii ki söz edeceğiz. Hemen hocamıza soralım, genç hocamıza. sevgili Burçin Uçener Çiftdalöz, ne ifade ediyor efendim? Müzik sizin için ne anlam ifade ediyor? Tabii müzik benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü her şeyden önce mesleğim müzikle ilgili. Üzerinde çalıştığım konular müzik. O yüzden benim için çok daha farklı bir yeri var. Herhalde herkesin hayatında müzik çok önemli bir noktadadır. Ama tabii burada müzik ve müzik terapiyi birbirinden çok iyi ayırmamız gerekiyor. Müzik terapi, müziğin terapötik amaçlarına ulaşmak amacıyla bu konuda eğitimli ve ehil kişiler tarafından klinik ve kanıta dayalı olarak kullanımı. Burada eğitimli ve ehil müzik terapistleri özellikle altını çizmek istiyorum. Çok şanslıyız ki bugün yanımızda çok değerli iki arkadaşımız var. Bu işin uzmanları var. Bu işin uzmanları olacaklar. Var. Evet, ehil ellerde. Ve Türkiye'nin müzik terapi geleceğini oluşturacak arkadaşlarımız var. Onlardan da müzik terapiyle ilgili isterseniz birkaç cümle alalım. Alalım tabii. Onlar için ne ifade ediyor müzik ve tabii müzik terapiyle ilgileri nasıl başlamış? Bize biraz anlatın önce. Sizden mi başlayalım? Peki. Özgür Bey, buyurun. Ben biraz anlatmaya çalışayım. Benim müzik terapiyle ilgim kendi sürecim içerisinde, hayatım içerisinde hep müzikle ilgili oldum. Besteciydim, prodüktördüm. Ve çocukluğumdan beri müzikle ilgileniyordum. Bir noktada müzik terapi ilgimi çekmeye başladı. Psikoterapiler ilgimi çekmeye başladı. Ve bu psikoterapilere en içine girebileceğim modeli müzik terapiydi. Çünkü hep müzik hayatımdaydı. Ve müzik terapi hakkında ne yapabilirim, nasıl öğrenebilirim diye araştırmalar yapmaya başladım. Okudum. Ve hangi alanıyla ilgiliydiniz müziğin? Ben besteciydim. Hala da besteciyim. Klasik mi? Reklam müzikleri yaptım. Evet, reklam 2005'te Türkiye'ye döndüm. Müzik eğitimi aldıktan sonra. Finlandiya'daydınız. Daha önce Amerika'da almıştım o eğitimi. Evet. Ve bu 10 sene diyelim, 9 sene boyunca müziğin çeşitli alanlarında reklam müzikleri ağırlıklı ve bazı albüm prodüksiyonları da var. Müzikle ilgilendim. Hala da bu ilgim devam ediyor. Zaten aslında belki parantez içinde söylemek lazım. Müzik terapide de veya sanat terapilerinde de o terapiyi yapan kişinin o mevhumla bağını koparmaması, bağını devam ettirmesinin çok önemli bir yeri var. Ben de bu bağımı sürdürmeyi istiyorum. Sonra terapi nasıl sizin çalışma ve ilgi alanınıza girdi? Psikoterapiler, kendi sürecim içerisinde psikoterapiler ilgimi çekmeye başladı. Ve psikoterapilerden de sanıyorum en faydalı olabileceğim, en içine girebileceğim müzikti. Onun için müzik terapiyle ilgili araştırmaya başladım ve sonunda bu Finlandiya'daki programa dahil oldum.
Biraz müzik terapiyle ilgili isterseniz bir ufak... Lütfen tabii bize biraz tanıtın, tabii. Anlatın. Bir tanımı var aslında, uluslararası kabul görmüş bir tanım. Oradan yola çıkmak çok faydalı oluyor. Diyor ki bu tanım, bu Amerikan Müzik Terapi Birliği'nin yaptığı bir tanım. Diyor ki müzik terapi eğitimi almış profesyonel bir terapist tarafından müzikal terapötik müdahalelerin klinik çerçevede ve kanıta dayalı şekilde bir terapötik ilişki içerisinde kişiye özel belirlenen hedeflere yönelik kullanılmasıdır. Şimdi burada tabii kullanılan bütün kelimeler, bütün sözler seçilmiş. ve anlam ifade eden, üzerinde önemli durulması gereken kavramlar. Evet. Burada çok hızlı söylememiz gerekirse, müzik terapi eğitimi almış bir profesyonel terapist olmak zorunda bir müzik terapi sürecinde. Terapist hassasiyetine sahip, terapist gözlem yeteneğine sahip. Bunun yanında müzikal terapötik müdahalelerin kullanılması gerekiyor. Yani bunlar modeline göre, müzik terapinin modeline göre değişebilmekle beraber terapötik fayda, iyileşme getirdiğine inanılan, iyileşme getirdiği gösterilen müdahaleler. Bunlar çok geniş bir tabii spektrumda yer alıyor. Bunlar içgörü sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Fiziksel aktivasyon, motivasyon sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Bir diğeri klinik çerçevede ve kanıta dayalı şekilde olması. Yani klinik kurallara uygun, hem bilimsel hem etik kurallara, klinik kurallara uygun ve kanıta dayalı şekilde. Yani bu süreç gerçekleştiriliyor ama bunun sonucunda da şuraya vardığımız, şu semptomların düzeldiği veya şunların sağlandığının da yazılı şekillerde gösterilebiliyor olması gerekiyor. Bir terapötik ilişki içerisinde diyor yine bu tanımda. Bu terapötik ilişki bütün psikoterapilerde artık kabul edilmiş bir nokta. Terapistle danışanın ilişkisi aynı zamanda terapötik ilişki. Yani iyileşmeyi sağlayan, iyileşmeyi yol açan, iyileşme... Biz bir süreçten söz ediyoruz. Evet, evet. Ve bu süreçte olmak zorunda ve kişiye özel belirlenen hedeflere yönelik kullanılması. Bu sıkça bir soru var müzik terapide, işte hangi tür müzik kullanılmalıdır, kim? Evet, onları da konuşacağız zaten. Evet. Bu soruyu aslında, bu soruyu tam burada aslında sormak güzel olabilir. Hadi çünkü sormuş olayım ben. Peki, teşekkürler. Yeri gelmiş madem. Sorun. Evet. İşte bu kişiye özel belirlenen hedeflere yönelik diyoruz ya, bu sorunun da tam cevabı bu aslında. Bir, şu müziği kullanabiliriz, bu müziği kullanabiliriz gibi kesin cevapları yok müzik terapide. Müzik terapide terapist danışanla birlikte bu ilişki içerisinde karar vereceği müzikleri bu süreç içerisinde kullanır. Bu genelde danışanın hayatında en büyük rolü oynamış müzik türü olur. Onun için en çok şey ifade eden müzik türü olur. Burada tabii danışanı çok iyi tanımak gerekiyor değil mi? O ilişkiyi, o iletişimi çok iyi kuracaksınız ki hangi müziğin ona iyi geleceğini belirlemiş olacaksınız. Aynen o şekilde. İşte burada da terapist hassasiyeti, terapist gözlem yeteneği ortaya çıkıyor. Evet. Devam edeceğiz sizinle. Evet. Şimdi diğer konuğumuzla da biraz konuşalım. Hem onu da daha yakından tanımış oluruz. Aslı Özyıldız neler söyler. Çok uzun uzun eğitimler almışsınız. Hala atölye öğrencisisiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Hem kendiniz ile ilgili, aldığınız eğitimlerle ilgili, hem de tabii konumuzda müzik terapiyle ilgili. Şimdi benim de müzikle ilgili olarak uzun süredir yaşamımda olan bir unsur. Yani doğduğum andan başlayarak diyebiliriz. Çünkü ailem de çok ilgilidir müzikle. Benim şöyle bir hayalim vardı daha genç yaşlarımda, orkestra şefliği. Ve ilk... Daha genç yaş herhalde, çocukluktan bahsediyorsunuz. Yine çok. Evet. Epey zaman oldu tabii. İlk yola çıkış amacım buydu. Dolayısıyla konservatuvarda müzik eğitimine başladım. Ama çok keyif almama karşın bir türlü yenemediğim bir sahne heyecanı vardı. Hala şu anda çok heyecanlıyım yine. Burası da bir sahne diyorsunuz. Evet, biraz. O sırada da müzik eğitimi aldığım sırada bir hocamın önerisi üzerine psikoloji eğitimine başlamak gibi bir düşünce doğdu ve onun üstünden gittim. Çünkü orkestrayla çalışırken de orkestra üyelerini tanımak, onlarla iletişim kurmak açısından da bize yararlı olacağını düşünürdü. Evet.
Sonra psikoloji biraz ağır bastı. Ama her zaman aklımda biraz ikisini birleştirebilecek. Çünkü şimdi müzik terapisi tabii ki müzik ve psikolojinin birleşmesinden ibaret bir dal değil. Ama tabii bolca etkileşim içinde. İçinde iki dal. Siz psikoloji eğitimi almak istediniz. Psikolojiyi evet. seviyordunuz ama müziği zaten seviyordunuz. Müzik eğitimi de aldınız. Evet. İkisinden de kopmamak için dediniz ki ben müzik terapiyle ilgili de çalışmalarda bulunayım galiba. Kısaca böyle özetleyebilir miyim? Evet. Ve o şimdi gündelik yaşamımızda daha çok sözel iletişimi kullanıyoruz. İletişim kurmak için ama biraz belki görmezden geldiğimiz bir takım unsurlar var. Yani beden dili, bilinç dışı iletişim. Evet. Bunların üstünde çok fazla durmuyoruz. Oysa bir insanı gerçekten tanımak için bu çok iç önemli. Dünyanın ve sanatsal ifade biçiminin de belki biraz daha baskın olması, daha saydam ilişkiler kurmamız açısından önemli. Evet. Evet. Şimdi müzikle terapinin aslında çok şöyle geçmişe baktığımızda geçmişi oldukça eskilere dayanıyor değil mi? Hani Osmanlılardan beri değil mi? Osmanlı devletinden beri. Biz biliriz ki Osmanlılarda da müzikle terapi çok revaçtaydı, çok önemliydi. Biraz onunla ilgili de sizden bilgiler alabilir miyiz? Tabii. Hocamızdan Sayın Çiftalöz bize neler söyler acaba? Nereye kadar gidebiliriz? Orta Asya'dan itibaren başlayabiliriz. Başlıyor. Orta Asya'da şamanlar hasta tedavi seansları sırasında müziği kullanıyorlar. Şaman davuluyla birlikte. Hala günümüzde aslında uygulanan bir şey Orta Asya'da. Daha günümüze doğru gelmeye başladığımızda Selçuklular döneminde şifahaneler yapıldığını görüyoruz. İlk şifahanenin Şam'da yapıldığını biliyoruz. Sonrasında Osmanlı döneminde Sivas'ta, Edirne'de, İstanbul'da, Kayseri'de pek çok şifahane yapılmış. Bunlardan bir kısmı günümüze kadar ayakta kalmış, bir kısmı yok olmuş. Hatta Edirne'deki şifahane bir müzeye dönüştürüldü. Müzik terapi de uygulanıyordu orada. Yine Kayseri'deki şifahane de aynı şekilde. Ve pek çok kitaplar yazılmış. 9. yüzyıldan itibaren Farabi'de, İbn Sina'da, Şuri Hasan Efendi, Gevrekzade Hafız Hasan Efendi gibi 18-19. Yüzyıla kadar pek çok kitapta makamlardan, müzik terapiden ve etkilerinden bahsedilmiş. Fakat az önce Özgür Bey kanıta dayalı uygulamalardan uygulanması gerektiğinden bahsetti. Neden kanıta dayalı? Belki biraz onun üzerinde durmamız gerekir dinleyicilerimiz için. Yeni bilgilere gereksinimimiz var. Evet. Geleneksel bilgi kaynaklarımız yetersiz. Bilgiye ulaşma araç ve yöntemleri tabii ki bu yüzyıllar içerisinde çok değişti. Hızla da değişmeye devam ediyor. Toplumun sağlık alanındaki farkındalıkları arttı. Değil mi? Daha çok artık sorguluyor insanlar. Ve bilgiye ulaşma da arttı. Bu bazı ters uygulamaları da getirdi. Ne çok gibi? Fazla bir bilgi kirliliği var. Şu anda günümüzde bir bilgi patlaması yaşıyoruz. Google'a müzik terapi yazıp baktığınızda karşınıza yüzlerce haber çıkıyor. İşte ineklerle müzik terapi, tavuklarla müzik terapiye varana kadar pek çok haber görebilirsiniz. O yüzden klinik ve kanıta dayalı olması bizim için çok önemli. Evet, evet. Bu kitaplarda yazılmış ve bunlar gerçekten bizim için çok değerli bilgiler. Ama ne kadar geçerli, ne kadar etkili biz bunları ölçmek istiyoruz. Ölçmek ve konuşmak istiyoruz. Araştırmak istiyoruz. Derneğimizin kuruluş amaçlarından bir tanesi de bu. Bir tanesi de o. Evet, biz kanıta dayalı bilimsel tabanlı müzik terapisinden söz ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Biraz soluklanalım, ardından devam edeceğiz. Hayatın Sesi Radyo 1'de Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor sevgili dinleyiciler. Müzikle terapiyi konuşuyoruz. Müziğimizi dinlemeden önce demiştik ki müzik terapi aslında kanıta dayalı ve bilimsel tabanlı olmalıdır demiştik. Müzik terapiyi anlatırken nasıl olması gerektiğini özellikle Özgür Salur uzun uzun anlattı.
müzik terapi ne değildir diye sorsam neler söylersiniz? Evet, müzik terapi biraz önceki tabii saydığımız kriterlere göre ne değildir'e bakmamız icap ediyor. Onları hızlıca tekrarlayalım. Neydi? Müzik terapi eğitimi almış bir profesyonel terapist olacak. Müzikal terapötik müdahaleler olacak. Klinik çerçevede ve kanıta dayalı olacak. Bir terapötik ilişki içerisinde olacak. Ve kişiye özel belirlenen hedeflere yönelik olacak. Şimdi müzik terapi ne değildir sorusunda bu kriterleri düşünerek açmamız gerekiyor veya örneklendirmemiz gerekiyor. Ekleyeceklerimiz de vardır mutlaka. Mutlaka. Bu şimdi birkaç örnek söylemek istiyorum. Lütfen. Bu örneklerin faydalı olmadığı anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasını istemem. Müziğin zaten kendisinden doğan her sanat dalında olduğu gibi iyileştirici etkisi olabilir, faydaları olabilir. Ama bizim müzik terapi çerçevesi altında neleri aldığımızı anlatmak için bu soruya müzik terapi ne değildir cevap vermek istiyorum. Mesela anne karnındaki bebeğe Mozart dinletmek. Bu Mozart efekti olarak da popülerleşmiş bir kavramdı. Genelde öyle söylenir değil mi? Evet. Anne karnında klasik müzik Mozart etkisinden söz edilir. Yani bu faydalı olabilir, olmayabilir. Bu konuda da tartışmalar bilimsel platformlarda devam ediyor. Ama buna müzik terapi diyemeyiz. Niye? Profesyonel bir terapist yok, bir klinik süreci yok. Bu müzikten faydalanmak olarak düşünebiliriz bunu. Veya aynı şekilde hastalara rahatlatıcı, tırnak içerisinde rahatlatıcı müzik dinletmek veya çalmak. Bunda da müzik terapi diyemeyiz buna. Çünkü bunun müziğin rahatlatıcı etkisini kullanmak onu bir terapötik süreç haline getirmez. Veya bir profesyonel terapist olmasını gerektirmez. Bunları yapmamamız anlamına gelmiyor bu. Ama buna müzik terapi diyemeyiz. Yine huzur evlerinde mesela müzik yapmak. Bunun faydalarını görebiliriz ve huzur evlerinde yaşayanları, yaşlıları rahatlatabilir, hayata bağlayabilir. Bunun faydaları olabilir. Ama müzik terapi olarak adlandıramayız bunu. Yine aynı şekilde öğrencilerle yapılan müzik çalışmaları, enstrüman eğitimleri faydalıdır ama müzik terapi değildir. Ve belki aynı rahatsızlığa sahip bir kitleye, bir gruba her kişiye o gruptaki aynı müziği dinletmek, belirli müzikleri dinletmek veya belirli makamları dinletmeye de müzik terapi diyemeyiz. Niye diyemeyiz? O, dediğim gibi orada bir profesyonel terapist olması gerekiyor ve o kişiye özel seçiliyor olması gerekiyor bir klinik müzik terapi sürecinden söz edebilmemiz için. Evet, bu önemli. Yine müzik arasından önce dernekle ilgili konuşacağımızı da söylemiştik. Evet. Sayın Çiftalöz bize neler söylersiniz? Müzik Terapi Derneği ne zaman kuruldu? Ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Bu arada yurt dışında müzik terapiyle ilgili ne gibi çalışmalar var? Ülkemizde nasıl çalışmalar yürütülüyor? Bir karşılaştırma da isteriz sizden. Buyurun. 1950 yılında Amerika'da Müzik Terapi Birliği kuruluyor. 1990'larda Avrupa'da Müzik Terapi Konfederasyonu, artık yani sadece dernekler ve birlikler değil, konfederasyonlar kuruluyor dünyada. Ülkemizde ise 2014 yılında Müzik Terapi Derneği'ni kurduk Ankara'da. Çok yeni bir dernek. Amaçlarımızın en başında tabii az önce bahsettiğimiz müzik terapi ile ilgili klinik ve kanıta dayalı çalışmaların yaygınlaştırılması ve bunun için de Türkiye'de müzik terapi eğitimini başlatmak. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bir müzik terapi eğitimi yok. O nedenle arkadaşlarımız yurt dışında eğitim alıyorlar ama herkesin böyle bir şansı da yok. Ve tarihimizde bu kadar önemli bir yere sahip olan müzik terapinin Türkiye'de bu kadar eğitimine bu kadar gecikmiş olması da maalesef çok üzücü. Ama böyle yeni ümitler, güzel çalışmalar var. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili bir birim kurduğunu da biliyoruz. Evet, Sağlık Bakanlığı tarafından geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları daire başkanlığı kuruldu. Burada 14 tane farklı alan var. Ozon terapi, akupunktur gibi. Müzik terapi de bunlardan bir tanesi. Ve bakanlıkta şu anda çalışmalar devam ediyor. Eğitim standartları belirlenecek. Kimler müzik terapist olabilir? Bunların standartları belirlenecek. Ayrıca
Ayrıca bizim dernek, Müzik Terapi Derneği Hacettepe Üniversitesi ve Amerika'dan bir üniversiteyle işbirliği halinde başlatacağımız bir müzik terapi sertifika programı var. Birkaç ay içerisinde umarım evet başlatacağız. Bu bir yıl sürecek 400 saatlik bir sertifika eğitimi olacak. Sağlık çalışanları ve müzik alanından mezunlar başvurabilecek. Hedefimiz şu: bir müzik terapi bölümü kurulana kadar, bir üniversite bünyesinde böyle bir bölüm ya da yüksek lisans master programı açılana kadar bu boşluğu sertifika programı ile değerlendirmek. Daha sonrasında tabii ki artık ülkemizde de bölümlerin kurulması gerekiyor. Yüksek lisans doktora programlarının açılması gerekiyor. Bunun için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Onun dışında alanında uzman kişileri davet ediyoruz derneğimize. Örneğin yarın Özgür Bey'in bir sunumu ve atölye Duyuralım çalışması olacak. Duyuralım o zaman, nerede olacak? Herkes katılabilecek mi? Nasıl başvuracaklar? Aslında başvuru maalesef doldu kontenjanımız. Evet, bu da çok sevindirici. Ama her atölye çalışmamızı mutlaka, evet, umuyoruz. Bu tür etkinliklerin. Evet, bunun da videosunu paylaşmayı amaçlıyoruz. Evet, yani YouTube'dan. İnternet ortamında bulabilecekler mi? Bulabilecekler. Bunun dışında atölye çalışmalarımız oluyor. Yine iki hafta önce nörolog, doçent doktor Şükrü Torun bizlere müzik terapinin nörobiyolojik temellerini anlattı. Sıklıkla faaliyetler yapmaya çalışıyoruz ve gerçekten katılım çok fazla. Türkiye'nin i̇lgi her çok, yerinden ilgi çok fazla. Türkiye'nin her yerinden telefonlar alıyoruz ve atölye çalışmalarımız hemen bir gün içerisinde doluyor. Maalesef alamıyoruz devamında insanları. Bu tabii ki çok sevindirici. Bu da Türkiye'de müzik terapiyle ilgili ne kadar büyük bir açık olduğunu gösteriyor. Göstergesi. Peki bu konuyla ilgili bilgi almak isteyen, eğitim almak isteyen, etkinliklere katılmak isteyenler için iletişim yollarımızı duyuralım isterseniz. Nasıl başvurabilirler? Evet. Siz onlara nasıl yardımcı olabilirsiniz? Nasıl yönlendirebilirsiniz? Müzik Terapi Derneği'nin web sayfasından müstet.com. Yine aynı şekilde Facebook sayfamızdan, Müzik Terapi Derneği Facebook sayfasından bize ulaşabilirler. Evet. Etkinlikler sanıyorum Mart ayında da bir etkinlik söz konusu. Onunla ilgili Özgür Bey'den de bilgiler alalım. Tabii. Mart-Nisan aylarında yanılmıyorsam demiştiniz. Evet. Burçin Hanım'ın bahsettiği 400 saatlik eğitim gerçekten çok önemli bir aşama olacak bizim için, Türkiye'deki müzik terapiyle ilgili ve Müzik Terapi Derneği'nin çalışmaları da aynı şekilde. Bir dernek daha var yine benzer ciddiyette, aynı klinik süreçlere önem vererek müzik ve diğer sanat psikoterapilerini gerçekleştiren, bana da çok destek olmuş Sanat Psikoterapileri Derneği. Ve Sanat Psikoterapileri Derneği ile de biz Mart-Nisan aylarında gelişmeler yine derneğin web sitesinde takip edilebilir. Finlandiya'dan bir hocayla geleceğiz ve 3-4 günlük bir sempozyum yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Sosyal paylaşım sitesinden bugün sürprizler söyleyebiliriz, sürprizimiz olabilir demiştim. Hem Burçin Hanım'ın 400 saatlik eğitimini paylaşmamız, hem de bu bence önemli. Ne güzel haberler. Evet. Bir gün Türkiye'de yapılan, şu anda neler, kimler neler yapıyor ya odaklanacağız ve alanda çalışanları bir araya getireceğimiz bir sempozyum olacak. Diğer günlerde de benim de içinde bulunacağım iki kişilik bir ekiple, benim Finlandiya'daki bir hocamla müzik terapideki modellerin ufak birer tanıtım kursunu yapacağız. Yine bu gelişmelerde bu web sitesinden, Sanat Psikoterapileri Derneği.org'dan takip edilebilir. Peki. Aslı Özyıldız neler söylemek ister? Yavaş yavaş da artık programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Evet, şimdi ben biraz dışarıdan takip ediyor gibiyim. Daha Fransa odaklı olduğu için şu anda program. Ama bir yandan da tabii bir gözüm burada ve arkadaşlarımın bu girişimleri, Burçin Hanım'ın ve ekibinin çalışmaları çok sevindirici benim için. Çünkü bizdeki eksiklik, bu müzik terapisi programlarında belli bir homojenliğin belki sağlanamamış olması ve biraz da uluslararası ölçütleri ve kuralları
Hiçe saymak demeyelim ama belki çok da şimdilik toparlayamadık. O yüzden böyle toparlayıcı bir çatı altında. Birlikte işbirliği halinde değil mi? Tabii. Çalışmak çok önemli. Evet. Siz neler önerirsiniz? Yani bu tür tabii etkinliklerin, çalışmaların fazlalığı, çok fazla olması büyük katkı değil mi? Kesinlikle. Onun dışında önerebileceğim bir şey tabii kaynaklar genelde yabancı dilde. Evet. Ama bolca okumak her alanda. Sıkıntı okumak. Var mı? Öyle mi? Hemen parmaklar kalsın. Süremiz dolmuş. Buyurun. Çok güzel bir noktaya değindiği için evet. Teşekkür ederim tamam, Aslı Hanım'a. Bir ay içerisinde çok önemli bir kitap çevirdik ve o yayınlanacak. Nobel yayınlarından çıkacak. Müzik terapiyi tanımlamak. Buru Işığı'nın. Çok bu alana ilgi duyanlar için çok kaynak çok kitap niteliği bir taşıyan bir çıkacak. Kitap olacak. Her yine tabii ki bulunabilecek. Tarafından. Hayır, dernek evet. tarafından değil. Yine Aslı Hanım'ın Fransızcadan çevirdiği bir kitap var. O da birkaç ay içerisinde yayınlanmış olacak. İstersen kitabın adını Gerard Ducournau'nun yani benim şu anda eğitim aldığım hocaların hocası. Onun yazmış olduğu ve müzik terapisine giriş niteliğinde bir kitap. Onu da en geç Şubat, Mart gibi yayınlamış olmayı. Bu da 1-2 ay içinde yayınlanacak. Bunlar güzel haberler. Harika haberler. Peki efendim. Ne yazık ki sonuna geldik. Bu sohbetin, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ettiniz. Biz de teşekkür ederiz. Bizlerle tanışmak, dinleyicilerimizle buluşturmak ve tabii müzik terapiyle ilgili işin ustalarından, uzmanlarından bilgiler almak ve aktarmak çok önemliydi dinleyicilerimize. Sağ olunuz. Umuyoruz en kısa sürede yine birlikte oluruz. Yine böyle güzel bir program da bu bilgileri dinleyicilerimize aktarırız, paylaşırız. Sağ olunuz. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, konuklarımız Müzik Terapi Derneği Başkanı Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Burçin Uçaner Çiftdal Özdü, Yuvaskula Üniversitesi Müzik Psikolojisi Bölümü Müzik Terapi Programı Müzik Terapi Uzmanı Adayı Sayın Özgür Salurdu, Saint Germain Konservatuarı Müzik Bölümü ve Paris 8 Üniversitesi Klinik Psikoloji Mezunu, Montpellier 3 Üniversitesi Felsefe Psikanaliz Yüksek Lisanslı ve halen Burgonya Müzik Terapi Atölye Öğrencisi Sayın Aslı Öz Yıldız'la birlikteydik. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bizimle birlikte olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için sağ olunuz. Güzel bir müzikle veda edeceğiz. Hayatın Sesine bugün. Programı hazırlayanlar Ayhan Demiray, Ayla Sert, teknik yönetmenimiz Mehmet Akif Öztürk ve ben Bilge Demira. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Bir başka Hayatın Sesi'nde görüşünceye dek hoşça kalın.